Evet bir sıcak gelişme az önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın e, basın bildirisi var bir bilgilendirmesi var. Bizler de kameraları Ankara'ya çevireceğiz. Zira TGRT haber Ankara muhabiri Mevlüt İşli karşımızda ve detayları senden alalım Mevlüt. Emre Dener Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Önemli bilgiler var, önemli detaylar var. Hemen onlara geçelim. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde de sınır ötesinde de operasyonlarına devam ediyor. Hız kesmeden terör operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı rakamları paylaştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirildi. 316'sı son bir haftada olmak üzere ise 1 Ocak'tan itibaren yasa dışı yollarla yurda vatana girmeye çalışan 4661 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan da 7, 7'sinin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Tabii İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İsrail'in derhal uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Daha sonra güvenlik kaynaklarına gündemde olan sorular soruldu. Bildiğiniz gibi terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlığın içindeydi. Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik kaynakları da bu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütü üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durumdur. Denildi tabi terör örgütlerinin tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Açıklamasında bulundu tabi bu sözde seçim hazırlı Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bir seçimdi Güvenlik kaynaklarına göre 30 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Bu seçimin daha sonra da 11 Haziran'a ertelenmişti. Örgüt ayrı zamanda bu hamlelerini duyurabilmek için ABD'li bir şirkette de anlaştığı öğrenilmişti. Tabii bunun içinde de güvenlik kaynaklarına bu soruldu. Oldu bitti, fırsat verilmeyeceği vurgulandı. Tabii bir diğer soruda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Milli Savunma Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun değişikliği teklifi haberlerine yönelik bir açıklamada bulundu. Taslak kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonu'nda devam etmektedir. Mevcut düzenleme ile sadece geçici surette ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev ünvanlarının kullanılmasına sınırlama getirilmesi amaçlanmıştır denildi. Bu da önemli bir açıklamaydı. Tekrar etmekte fayda var. Suriye'nin kuzeyinde yere seçim hazırlığında olan terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik kaynakları oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini belirtti diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Çok teşekkür ederiz. TGT Haber Ankara muhabiri Melut İşli Milli Savunma Bakanlığı bildirisini bizlerle paylaştı.